Yarın artık konumuzla ilgili risk değerlendirmesiyle ilgili soru çözeriz. Yani bugün konuyu tamamen işleyeceğiz, işlemeye çalışacağız. Evet, geçen hafta dediğim gibi bir slide'da bir 10-15 sayfa işledik. Konu başlıklarımızı söylemiştik. Bu kapsamda geçen gün ilk kursun başladığı ilk gün İSG yönetiminden bahsettik. İSG yönetiminin bileşenlerini işlemiştik. Ekranda gördüğünüz gibi her iş yerinin, her kurum ya da kuruluşun bir İSG politikası olmalı. Bir organizasyon çerçevesinde bu işlem yürütülüyor ve bir risk değerlendirmesi yapılıyor. Evet, bizim işleyeceğimiz konumuz risk değerlendirmesi. İSG yönetiminin genel bir kavramdır İSG yönetimi. İSG yönetiminin bir parçasıdır risk değerlendirmesi. Tabii ki bu yönetimde düzeltici, iyileştirici faaliyetler var. Eğitim ve iletişim. Eğitim biliyorsunuz bütün çalışanlara kesinlikle İSG temel eğitimini vermemiz lazım. Bu temel eğitimi almadan çalışmamaları lazım. Bir kaza bildirim sistemi var biliyorsunuz. Birkaç kaza bildirimimiz var. Önemli iki tane kaza bildirimlerinden bir tanesi işverenin kaza ya da meslek hastalığını en geç 3 iş gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmesi gerekiyordu. Bunu biliyoruz, söylemiştik. Ve İSEG yönetiminde sürekli bir izleme, devamlı bir izleme söz konusu. Çünkü devamlı izleme yapılmazsa, izlenmezse İSEG faaliyetleri sürekli iyileştirme yapma imkanımız yok. O yüzden devamlı izleme de yine bu İSEG yönetiminin bir parçası. Risklerden korunma ilkelerinden bahsetmiştik. Yani 6331'deki iş kanunun, pardon, iş sağlığı ve güvenlik kanunundaki risklerden korunma ilkelerinden bahsettik. Bunlardan birincisi, bir tanesi, tabii bu risklerden korunmalar kimin yükümlülüğünde? İşverenin yükümlülüğünde. Bunlardan birincisi risklerden kaçınmaktı. Bir diğeri kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek lazım demiştik. Üçüncüsü bir diğeri risklerle kaynağında mücadele etmek gerekiyor. Evet, risklerle ilk hedefimiz kaynağında mücadele etmek olmalıdır. Kaynağında mücadelede bir yöntem, bir önlem alınamazsa ondan sonra işte ortama yönelik yöntemlerle, önlemlerle mücadele, daha sonra da kişisel koruyucularını kullanmayla devam edeceğiz. Ama ilk hedefimiz kaynağında mücadele etmektir. İşin yine kişilere uygun hale getirmesi için iş yerlerinin tasarımıyla iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tek düze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyorsa en aza indirmek. Bu da bir koruma ilkesiydi. D, teknik gelişmeleri uyum sağlamak. Tehlikeli olanı tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. Yani ikame etmek, değil mi? Bir diğer risklerden korunma ilkesi teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. Bir diğer madde en önemli maddelerden bir tanesidir. Yani korunma ilkelerinden en önemlilerindendir. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. Evet, her zaman toplu korumaya öncelik vermek bizim hedeflerimiz arasında olmalıdır. Toplu koruma aynı zamanda kaynağında koruma demektir. Kaynağında mücadele demektir. Kaynağında önlem almak demektir. Eğer kaynağında önlem alamıyorsak, yani toplu koruma yapamıyorsak, o zaman bireysel korunma, yani kişisel korunma yöntemlerine başvuruyor. Bir yere çalışanlara uygun talimatlar vermek.
Tabii çalışanların verilen talimatlara göre hareket etmeleri durumunda tabii ki korunmuş olacaklar. Onun için bu da risklerden korunma ilkelerinden bir tanesidir. Tehlike ve risk neydi? Bunlar yaptık. Bir tekrar edeyim kısaca. Tehlike 6331'e göre tanım şöyle. Çünkü bu tanımlar çıkıyor arkadaşlar. Yani risk ve tehlikenin tanımlarıyla ilgili sorular çıkıyor. 6331'e göre tehlike şöyleydi. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı ya da iş yerini etkileyebilecek zarar ya da hasar verme potansiyeli demek idi. Risk ise, risk de şurada tanımlanmış bakın yine 6331'e göre. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Değil mi? Bunları yapmıştık bu tanımları zaten. Ramakara olayını tanımladık. Onu biliyoruz. Ramakara olayı da iş yerlerinde meydana gelen çalışan iş yeri ve ekipmana zarar verme potansiyeli olduğu halde zarar vermeden atlatılan olay demek idi. Değil mi? Kıl payı kurtulmak demek. Bu şekilde de isimlendiriyoruz biliyorsunuz. Buralar dediğim gibi buralara kadar geldik ve burada tabii şey önleyici ve düzeltici faaliyetlerin ne olduğunu söylemiştik değil mi? Hatırladık mı Zeynep Hanım? Düzeltici faaliyet reaktif faaliyettir. Önleyici faaliyet ise proaktif faaliyet demektir. İSG'de biz tabii ki proaktif faaliyeti esas alıyoruz. Çünkü proaktif faaliyette yani önleyici faaliyet demektir. Riske sebep olacak tehlikenin önceden tespit edilip ortadan kaldırılması demektir. Onun için yani hiçbir uyumsuzluk meydana gelmemiş oluyor. Meydana gelmesini engelliyorsunuz. Reaktifte ise meydana gelen bir uygunsuzluğun tekrarının yaşanmaması için önlem almaktır. Onun için tabii İSG'de en tercih edilen en önemli önlem proaktif faaliyet. Önleme ise evet önlemenin tanımı da sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir sefer sorulmuştu. Bakın önleme ne demek? Önleme. İş yerinde yürütülen işlerin bütün aşamalarında, safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin hepsine biz önleme diyoruz. Evet, risk değerlendirmesi 5 adımdan oluşuyordu. Onu da herhalde söylemiştik. Şimdi o adımları tek tek tabii ayrıntılı olarak işleyelim. Risk değerlendirmesinin 5 adımı neydi? Hatırladık mı? Kim var? Dinleyenlerden kim var? Zeynep Hanım, 5 adımı hatırladık mı? Risk değerlendirmesinin 5 adımı var demiştik. Hatırlayan var mı? Evet, online arkadaşlardan hatırlayan var mı? Risk değerlendirmesinin 5 adımı hangileriydi? Peki, bir tekrar edelim yine. Hatırlayan, yazan var mı peki? Yazmayla uğraşmayalım. Sesli söyleyelim eğer cevap vereceksek. Evet, şimdi bu 5 adım şunlardı arkadaşlar. Birincisi tehlikelerin tanımlanmasıydı. İkincisi risklerin analizi ve belirlenmesi. Üçüncü adım risk değerlendirmesi. Dördüncü adım kontrol önlemlerinin yani alınacak kontrol önlemlerinin belirlenmesi. Beşinci adım da kontrol önlemlerinin uygulanması idi. Evet. Birinci adım olan tehlikelerin tanımlanması ne demektir? Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özellikleri tarif etme sürecidir. Risk analizi ise ikinci adımda tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak
Bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir risk analizi adımında. Üçüncü adım ise risk değerlendirmesi dedik. Üçüncü adım, yani buradaki hani riskte işte küçük, düşük risk, yüksek risk, orta seviye risk falan bunlar bu şekilde değerlendirmek. Üçüncü adım oluyor. BS 8800 dahil olmak üzere bu bir İngiliz standartıdır. Bu standart dahil olmak üzere bazı referans dokümanlarında risk değerlendirme terimi, tehlikenin tanımlanması, riski belirlenmesi ve uygun risk azaltma ve risk kontrol tedbirlerinin alınmasını kapsayan prosesin tamamı için kullanılmıştır. TS 18001'deki tanımda ise risk değerlendirmesi şöyle tanımlanmış. Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan prosestir. Evet, risk değerlendirmesini bir 6331'e göre tanımlayacak olursak, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmadır. Gerekli çalışmalardır. Risk değerlendirmesi yönetmenine göre. Evet, kabul edebilir risk seviyesi neydi? Bir daha tekrar edelim. Burada bakın yasaya göre tanımı, daha doğrusu yasaya göre çıkarılan İSG risk değerlendirmesi yönetmenine göre tanım şöyle arkadaşlar. Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eder. Şimdi riskleri değerlendirirken biraz sonra göreceğiz. İşte düşük var, yüksek var, orta var falan dedik. Bu düşük olan riskler aynı zamanda kabul edilebilir risktir. Yani ne demek oluyor? Düşük olduğu için önlem almıyoruz. Çünkü her şeye bir önlem alırsanız maliyetler çok yükselir. Yani işletme zarar eder. İşletme amacı kar etmektir. Bu kar etmek için iş yaparken çalışanların korunmasıdır bizim görevimiz. Korunmasını sağlamak. Bu durumda bütün düşük, yani çok düşük bir olasılıklı bir riskti, düşük bir riskti. Ona da bir önlem almaya çalıştık. Böyle her şeye bir önlem alırsan o zaman dediğimiz gibi bu işletmenin hedefi olan kar payı ortadan kalkar. Onun için bu düşük olan riskler kabul edilebilir olarak alınır. Önlem alınmadığı için, kabul edilebilir olarak alındıkları için de ne yapıyoruz? İş süresince sürekli kontrol altında bulunduruyoruz. Yani niçin kontrol altında? Yani zamanla bir risk algısı artarsa önlem almak için. Evet. Şimdi risk değerlendirmesi tabii iş yerinde yaparken bizim neydi? Risk değerlendirmesinin içeriğinde ne vardı? İşte iş yerinin bütün tehlikeleri, bu tehlikelerden kaynaklanacak olan bütün riskler ve bu riskler için alınması gereken önlemler nelerdir? Bunların yer aldığı bir dokümantasyon, bir kitapçık. Değil mi? Bunu hazırlarken tabii bu risk değerlendirmesini bir ekip hazırlıyor. Biz de iş güvenliği uzmanı olarak bu ekip içerisinde yer alıyoruz. Daha çok biz işi omuzlamış oluyoruz tabii ki. Burada amaç hani ileride bir kaza meydana geldiği zaman biz bu kaza ile ilgili tehlikeyi bu risk değerlendirmesine yazmış olmalıyız.
yazmış isek bize kusur çıkma ihtimali yok, olmaz. Ama hani yazmadıysak o zaman risk değerlendirmesinde niye bu tehlike yazılmamış diye bize sorulabilir. Onun için amaç olabilecek bütün tehlikeleri bu dokümantasyona, bu kitapçığa yazmaktır. Onun için şu soruları sorup hani o anda aklınıza gelmeyen tehlikeler aklınıza gelsin yazalım diye şu sorular sorulmalı. Ne yanlış girebilir? Bunun ihtimali nedir? Olursa ne tür sonuçlar doğurabilir? Riski nelerdir? Bu riskler kabul edilebilir düzeyde midir? Riskler nasıl azaltılabilir? Evet. Bunlar bu sorular sorulup cevaplar alınmalı. Risk algısını etkileyen faktörler ise şunlar: korkutuculuk düzeyi, anlaşılabilirlik düzeyi, etkilenecek kişi sayısı, tehlikenin ve riskin ne ölçüde anlaşılabildiği, riskin ne derece eşit dağıldığı, riski ne derece önleyebileceği ile riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği gibi faktörler kişiler tarafından riskin algılama düzeyini etkilemektedir. Evet, bu soru, riskin algısını etkileyen faktörler bunlar. Tabii bu arada riskin algısının zamanla nasıl değiştiğini, zaman geçtikçe nasıl değiştiğini bu grafikte bize anlatıyor. Evet, zamanla risk algısı değişir. Yani bugün bir iş kazası meydana gelirse diyelim, bugünkü algımız en üst düzeyde olur. Zaman geçtikçe bu kaza unutulur, değil mi? Kanı kısarız, umursamayız ve bu algı düşer, değil mi? İşte bunun zamanla nasıl değiştiğini şu grafiklerle inceleyebiliriz. Bakın, birinci grafikte işte risk şurada algılanmış. Zaman, bak şu zaman ekseni, zaman geçtikçe zamanla bu algı seviyesi düşmüş. Buradan şuraya düşmüş, değil mi? Peki nasıl oluyor? Risk ilk belirlendiğinde bir önem seviyesinde algılanır, şurada olduğu gibi. Ancak zamanla önem seviyesinde bir düşüş gözlenir. İşte düşmüş. Niye bu böyle düşüyor? Kanıksama ile. Kanıksadığınız için düşüyor. İkinci grafiğe baktığımızda arkadaşlar bakın. Burada belirlenmişti risk. Zamanla düşmüştü, buraya kadar gelmişti. Ve burada aniden yükselmiş, pik yapmış. Yani zirveye çıkmış. Büyük bir algılama yükselişi. Bu nasıl oluyor? Nasıl oldu? Böyle niye aniden çıktı? Neden aniden algı tepe noktasına çıktı? Şundan dolayı bakın, ciddi bir kaza sonrası. Evet. İş yerine düşünün ki çalışıyorsunuz. Pat diye çok ciddi bir kaza olur. Bizim algımız en yükseğe çıkmaz mı? Risk algısı. Evet. Ciddi bir kaza sonrası risk algılama seviyesi aniden yükselir. Burada olduğu gibi. Peki bir üçüncü grafiğimiz de var. Aşağıda bakın. Burada da şu en yüksekteki risk algısı bakın yine düşmüş. Şöyle düşmüş zaman geçtikçe. Ciddi bir kaza olmasına rağmen yine zamanla bu risk algısında, algılamasında düşüş olmuş. Buradaki düşüş şu yukarıdaki gibi sadece kanıksama mı? Sadece kanıksama değil. Evet, biraz kanıksama da var ama bir de tabii ciddi bir kaza biliyorsunuz bir yerde meydana geldiği zaman ne yapılır? Ondan sonra kontroller alınır, önlemler alınır, değil mi? Hatta ve eleştiririz, deriz ki ya burada bu önlemleri almaları için işte burada böyle bir kaza mı olmalıydı? Birinin işte ölmesi mi gerekiyordu falan? Hatta eleştiririz, değil mi? Bu aynı zamanda trafik kazalarının çok meydana geldiği yollarda kavşaklarda da geçerli. Kavşakta çok kaza olduktan sonra ışık koyarlar. Kırmızı yeşil ışık koyarlar. İşte ondan sonra deriz ki burada bu kadar insan öldükten sonra mı bu önlemi alıyorsunuz diye. Ama tabii ki olması lazım. Bu kazalara rağmen, ölümlü kazalara rağmen ya da diğer ciddi kazalara rağmen
orada önlem hala alınmasa daha çok eleştireceğiz. Diyeceğiz ki ya burada bu kadar insan öldü, hala bir önlem almamışlar. Başka kazaların olması mı bekleniyor deriz, değil mi? Yani buradaki grafikteki aldığı en tepe noktasındayken ondan sonra zaman geçtikçe düşmüş. Bu düşüşün sebebi ciddi kazadan sonra önlemler alınmış, kontroller sağlanmış. Bir de dediğiniz gibi kanıksamada var. Haliyle yine algı düşüyor. Değil mi? Algı zamanla düşüyor. Yani şu grafikleri özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Değil mi? Risk algılama seviyesiyle zaman arasındaki ilişki şu şekilde tanımlanır. Grafiklerdeki gibi. Risk kişi tarafından ilk belirlendiğinde bir önem seviyesinde algılanır. Ancak zamanla önem seviyesinde kanıksama da denilen bir düşüş gözlenir. Konuyla ilgili ciddi bir kaza yaşanması sonrası risk algılama seviyesi aniden yükselir. Zaman geçtikçe risk algılama seviyesinde tekrar azalma gözlenir. Son grafikte hatırlayın. Bu aşamada uyulması gerekli kurallar konulmuştur. Yine de umursamazlık ve kanıksama sonucu algılamada zamanla azalma meydana gelmiştir. Evet, yani kısacası risk algılama seviyesi zaman geçtikçe düşüyor arkadaşlar. Algılama azalıyor. Peki. Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler. Tabii tehlike kaynakları, tehlikelerin çıktığı yer ne de iş yerlerinde üretim yönteminden olabilir, kullanılan maddelerden olabilir, iş yerinin kendisinden bina ve eklentilerden olabilir, çalışanlardan olabilir ve makinelerden olabilir. Değil mi? Bütün bunu saydıklarımızdan hatta dışarıdan meydana gelip iş yerimizi etkileyecek tehlikeler de var, değil mi? Biz burada sadece makinelerden kaynaklanan tehlikelere bakacağız. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Makinelerden şu tehlikeler kaynaklanır. Tabii mekanik tehlikeler var ve elektrik tehlikeleri var. Elektrik enerjisi kullanıyor sonuçta makinede. Bunun dışında buharlar makineden kaynaklanan bir tehlike. Gazlar, lazer ve non-iyonizan ışınlar, basınçlı akışkanlar, gürültü çok yaygın bir tehlikedir. Üretim yapılan bütün iş yerlerinde gürültü tehlikesi var. Bazı yerlerde çok, bazı yerlerde az ama var. Tabii ki gürültünün o konuyla şeyden geçen hatırlarsanız çalışma ortamı gözetiminde işledik. Gürültünün sınır değeri, izin verilen sınır değeri neydi iş yerinde? 87 desibel, 87 desibelden yukarı olmaması lazım. Varsa yani makineler, ekipmanlar 87 desibelden daha fazla bir gürültü çıkarıyorsa o gürültüyü düşürmek için önlem alınmaktır. Ne yapıp yapıp sınır değer olan 87'nin altına düşürmek gerekir. Başka ne var? Titreşim var. Bakın titreşim. Evet, titreşim de makinelerden kaynaklanan bir tehlike. İyonizan radyasyon, yani radyasyon da biliyorsunuz makinelerden kaynaklanan bir tehlike. Kimyasal maddeler makinelerden yayılabilir. Isı etkiler, evet ısı da olabilir. Isının etkisi de bir tehlikedir. Diğerleri, bunların dışında da aklınıza gelebilecek bazı tehlikeler var. Bir soru vardı yine bu konuyla ilgili. Şöyleydi soru. Aşağıdakilerden hangisi risklerden, pardon özür dilerim, makinelerden kaynaklanan bir risktir. Bakın soru bu kadar kısaydı. Evet, aşağıdakilerden hangisi makinelerden kaynaklanan bir risktir diye sorulmuştu. Tabi burada ne vardı? Şıkları söyleyeyim ben size. Buharlar var, ısı etkileri var, gaz var, gürültü var, temas var. Hangisi risk olur bunlardan? Hangisi risktir? Ders dinleyen arkadaşlar kimler? Kimler katılmış? Melike Hanım ve Ayşegül Hanım da katılmış.
Başlıyoruz arkadaşlar. Evet, sınav sorusunu sordum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi makinelerden kaynaklanan bir risktir? Soru böyleydi. Şıklarda işte yanlış hatırlamıyorsam gürültü, buharlar, elektrik ve esertleri ayrı ayrı ve temas vardı. Bunlardan hangisi risk olur? Tamam. Efendim? Tamam. Temas. Temas Ayşegül Hanım'da. Evet Zeynep Hanım. Zeynep Hanım sesiniz çok az geliyor. Sizin, bak diğer arkadaşlarım iyi geliyor. Sizin mikrofonunuz mu sizden uzak? Başka bir şey mi var? Çok az geliyor sesiniz. Evet uzak oluyor hocam. Bak şu anda biraz daha iyi geldi mesela. Evet. Onu, ya da işte konuşacağınız zaman yaklaştırırsanız sesiniz daha iyi alırım. Mümkünse. Evet. Tabii ki bu sınav sorusuydu. Şimdi bakın buradakiler tehlike. Buhar, titreşim, radyasyon, kimyasal madde buna yayılıyorsa tehlike. Buna tehlike. Korunmak lazım bunlardan. Ama temas edilmişti işte ekipmanın makineye. Bu bir risktir. Değil mi? Makineye temas etmek. Evet sınav sorusuydu. Peki. Şimdi gelelim yavaş yavaş esas bizim İSG yönetiminin bir parçası konumundaki risk değerlendirmesine. Evet, iş yerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi işletmenin ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemli risk değerlendirmesi. Tabii yani bir kere orada risk değerlendirmesinde ne olacak demiştik. Bütün tehlikeler, iş yeriyle ilgili bütün tehlikeler, bu tehlikelerden kaynaklanacak bütün riskler ve bu riskler için alınması gereken önlemler. Bunlar yer alıyor. Bir rehber, değil mi? Ama bunun da ötesinde zaten risk değerlendirmesi yapmak zaten yasa, kanundan dolayı, İSG yasasından ve risk değerlendirme yönetmeliğinden dolayı da zaten yasal yönden de zorunlu. Her iş yerinin olmazsa da olmazsa iş yeri ceza alabiliyor. İş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmekte. Bu maddi kayıpları da göreceğiz. Bu iş yerlerinde meydana gelen kazalardan sonra oluşan kayıpların, zararların bir kısmı görünür, bir kısmı görünmez. Gerçi geçen iş kazalarında da yine o aynı konuyu işlemiştik. Burada da biraz değineceğiz. Halbuki gerek iş kazaları, gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek olaylardır, vakalardır. Kazaların %98'i önlenebiliyor. Meslek hastalıklarının hepsi önlenebiliyor. Tam İSG'de ölüm verilmeden önlemler alınırsa. Önceden belirlemede uygulanan işlemlerin toplamına risk değerlendirmesi ya da risk yönetimi diyebiliriz. Risk yönetimi bir organizasyonda hem stratejik hem de operasyonel aşamada uygulanması gerekir. Risk değerlendirme, yapılma ve yenileme sorumluluğu, işverenin bu konudaki yükümlülükleri, tabii İSG risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre, evet, işverenin yükümlülükleri neler, risk değerlendirmesiyle ilgili yükümlülükleri neler bakalım. İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar ya da yaptırır. İki, risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması, işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşveren risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi ya da kişilere risk değerlendirme ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder. İşverenin tabii ki görevleri, yani risk değerlendirmesi yapacak. Burada bir ekip görev alıyor, ekibe de bakacağız. Bu ekip için bilgi lazım, belge lazım, yer lazım, toplantı yapmak lazım, toplantıya zaman ayırmak lazım vesaire. Tabii bunlar kim temin edecek? Elbette işveren.
Bir dakika arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar. Evet. İkincisi risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması, işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırması. Şimdi tabii ki iş yerinin iş güvenliğinden, iş sağlığı ve güvenliğinden tabii ki biliyorsunuz işte şu yükümlülüklerden anlaşılıyor. Elbette yükümlü olan sorumlu olan işverendir değil mi? İşverenler de vekilidir. Diyelim ki bir hani risk değerlendirmesi yapıldı iş yerinde. Ekip yaptı, hazırladı ya da yapıyor. Bu durum tabii işverenin sorumluluklarının ortadan kalktığını göstermez. Yani işverenin sorumlulukları devam eder. 3. İşveren risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesiyle ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder. Biraz önce de söylemiştik. Şimdi iş yerlerinde birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları nasıl yapılır? Nasıl oluyor bu? Birden fazla işveren olması durumunda. Evet, bir iş yerinde birden fazla işveren faaliyetini sürdürüyor olabilir. Bir yer ortak alanı, diyelim iki işveren. Aynı yeri, aynı ofisi düşünün. Aynı ofisi ikisi paylaşıyor. Herkesin işi farklı ama yer ortak. Kullanılan iş yeri ortak. Değil mi? Böyle bir durumda peki risk değerlendirmesi nasıl yapılacak? Evet, aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda dediğimiz gibi yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler risk değerlendirmesi çalışmalarını koordinasyon içinde yürütür. Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. Herkes ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapacak. Yaparken herkes kendine göre risk tespit edecek, tehlike tespit edecek. Bu tespitleri, bu tespit edilen riskler konusunda birbirlerini diğer bir işveren tespit edilse diğer işverenleri bilgilendirecek. Bir de şöyle bir durum var. Hani ikinci maddede bakın. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, AVM'ler, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde AVM'yi düşünün. Böyle bir yerde iş yerlerinde burada nedir? Yüzlerce belki daha fazla iş yeri vardır değil mi bir AVM'de? İş yerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yani yönetim derken bu AVM'nin, bu iş merkezinin yerine neyse oranın zaten bir yönetimi vardır. O yönetim bu İSE'ye işlerini koordine edecek. Yönetim bu koordinasyonun yürütümünde iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri bakanlığa bildirir. Yani bakanlığa bildirir derken tabii her ilde bakanlığa bağlı iş il müdürlükleri var. Oralara bildirir. Yönetim, yani bu birden fazla dediğimiz gibi AVM'de yüzlerce iş yeri var. İSEG konusunda eksiklikleri alınması gereken önlemler varsa tabii bu yönetim uyarır. Uyarılara rağmen bu tedbirleri almayanların işte bakanlığa bağlı iş kurulu müdürlüğüne bildirir. Şimdi bir de bakın ne diyor? Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde risk değerlendirmesi nasıl olacak? Yani buradaki durum farklı. Burada bir iş yerinde
taşeronlar var. Alt işveren dediğimiz taşeronlardır, değil mi? Asıl işveren ve taşeron ve alt işverenler varsa birden fazla bir taşeronda, birden fazla taşeronda olabilir. Bu durumda risk değerlendirmesi nasıl yapacak? Evet. Bir iş yerinde bir ya da daha fazla alt işveren bulunması durumunda A. Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak bu yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar ya da yaptırır. Evet. Herkes ayrı ayrı yapacak. Yani her iş, alt işveren, her taşeron kendi yaptığı işle ilgili risk değerlendirmesini yapacak. Yürüttüğü işle ilgili olarak. Ve alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işveren yani ana firma sorumluluk alanlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işveren tarafından sağlanır. C. Asıl işveren alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. 2. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Yani burada ana firma, taşeron firmalar var. Ana firma, taşeron firmanın yani alt işverenin bu risk değerlendirmesi işini aynı zamanda denetler. Denetleme ana firma çünkü sonuçta. Bütün sorumluluk onda aslında. Yani bütün demeyeyim de büyük sorumluluk var ana firma. Gelelim risk değerlendirmesinin yenilenmesine. Normalde arkadaşlar risk değerlendirmemiz ne kadar süre sonra yenileniyordu? Yani yapmış olduğumuz risk değerlendirmesi ne zamana kadar geçerli? O zaman yenilememiz lazım tekrar çünkü. Sürelerimiz nasıldı? Risk değerlendirmesi süreleri arkadaşlar. Evet, risk değerlendirme süreleri. Yapmış olduğunuz risk değerlendirmesi ne kadar süreli geçerli olacak? Kim söylemek ister? Hocam, evet. Tehlikesine göre değişiyordu. Efendim, tehlike sınıfına göre değişiyordu. Nasıldı? Zeynep Hanım. Evet, tehlike sınıfına göre değişiyor. Ayşegül Hanım yazmış. Evet. Evet, Miray Hanım da. Evet, 2 yıl, 4 yıl, 6 yıl. Yani şöyle tabii, onu da hemen şöyle diyelim. Az tehlikelilerde, az tehlike sınıfı, şey pardon, tersinden gidelim. Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2 yıl, tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 4 yıl, az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde de 6 yıldır. Biz bu yüzden kısaca, tabii bunu söylerken 2, 4, 6 derken, çok tehlikeliden az tehlikeliye doğru sıralayacak olursak 2, 4, 6'dır diyelim. Çünkü öyle tersinden sorulursa yanılmayın. Mesela az tehlikeliden çok tehlikeliye göre sıralama yapacak olursak tehlike sınıfları nasıldır diye sorulursa o zaman 6, 4, 2 dememiz lazım. Buna dikkat edelim. Anlaşıldı mı? Evet, normal sürelerimiz bunlar. Normal sürelerimiz çok tehlikeli 2, tehlikeli 4, az tehlikeli 2 yıldır. Evet, güzel. Ama biraz sonra göreceğiz. Şöyle bir durumumuz var. Bazı durumlarda, o durumları sayacağız. Bazı durumlarda bu süreler, bu 2, 4, 6 yıl olan süreler beklenmeden, bunların dolması beklenmeden biz yenileriz, yenilemek zorundayız. Bu durumlar nelerdir? Onlara bakalım. Evet, yapılmış olan risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenir. Sizin de dediğiniz. 2. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin iş yerinin tamamını
ya da bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen ya da kısmen yenilenir. Evet, bu yenileme kısmen de olabilir, tamamen de olabilir. Bunları sayacağız. Birincisi ne diyor? A, iş yerinin taşınması ya da binalarda değişiklik yapılması durumunda risk değerlendirmemizi yenileyeceğiz. Bu süreleri beklemeden. Niye? İş yeri taşındı, başka bir yere gitti. Eski yerdeki siz risk değerlendirmesi yaparken eski yerdeki tehlikeleri zaten yazmıştınız. Şimdi bambaşka bir binaya gelindi. Burada çok farklı tehlikeler olabilir. İşte bunları da yazıp ilave etmemiz lazım. O yüzden yenilememiz gerekiyor. Bunları da ekleyeceğiz, yerine çıksın alacağız, yenileyeceğiz. Başka hangi durumlarda yenileme yapılır? İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik olursa. Evet, ekipman değişti. Eski ekipmanlarla ilgili tehlikeleri zaten yazmıştınız. Şimdi yeni ekipmanlar geldi. Burada farklı makine farklı olabilir, farklı tehlikeleri olabilir. Bunları listeye ekmekte, listelerimize dahil etmemiz lazım. O yüzden dahil edeceğiz, yeniden çıksın alacağız, işte yenilemiş olacağız. Yani bu durumlarda normal süreler beklemeden yenileme yapıyoruz. Tabi bu maddeler devam edecek, birkaç maddemiz daha var. Bu arada bir ara vaktimiz geldi, bir dinlenelim 15 dakika, ondan sonra yine devam edeceğiz.